Diyetisyen psikolog Öykü Uman'dan kalıcı zayıflama önerileri geliyor şimdi ekranlarınıza. Medivel Klinik'te görevli Uman, bize gelen danışanlarımıza kendi hayat biçimine göre bilinçli ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için özenle çalışıyoruz dedi. Medivel Klinik'teyiz efendim. Bu hafta diyetisyen Öykü Uman'la birlikteyiz. Kendisiyle özel beslenme programlarını konuşacağız. Özellikle zayıflama için buraya gelenleri nasıl yönlendiriyor? Bunlarla ilgili bilgiler verecek değil mi Öykü Hanım bizlere? Ama dilerseniz Öykü Hanım sizi tanıyalım birazcık. Evet, kimdir Öykü Uman? Ben diyetisyenim. Aynı zamanda psikoloji mezunuyum. Danışan ve hastalarıma daha kalıcı bir çözüm sunmak için özellikle psikoloji biliminden yakından ilgilenmeyi seçtim. Yaklaşık 5 yıldır Londra'dayım. Harley Street'te çalışıyorum aynı zamanda da. Bir süredir de Medivel Klinik'te toplumumuza hizmet vermekten memnuniyet duyuyorum. Evet, harika. Şimdi dilerseniz buradaki yapmış olduğunuz işlemlerden bahsedelim. Dediniz ki aslında psikoloji okuyorum. Size gelenleri de herhalde yapmış olduğunuz tedavide bunların ikisini kombin yaparak güzel bir yöntem buldunuz değil mi? Birazcık hem isterseniz ondan da bahsedelim. Tabii ki. Holistik bir yaklaşım izliyorum açıkçası. Yani bütünsel bir yaklaşım. Kişi kilo vermek istediğinde veya bedenini değiştirmek istediğinde öncelikle zihinsel olarak buna hazır olması gerekiyor. Ya. Neyi, neden yapması gerektiğini, bu adımları takip etmesi açısından farkındalık olması gerekiyor. Burada hem fiziksel hem psikolojik olarak kişinin kilo vermesini veya kilo almasını sağlıyoruz kişinin ihtiyacına göre. Randevuya gelmeden önce kişilerden kilo yönetimi için gerekli olan kan tahlilleri yapıyoruz. Kan tahlillerinin çıkmasıyla birlikte yağ ultrasonu ve yağ ölçümü cihazımızla birlikte kişinin vücudundaki kas, kemik ve yağ oranına bakıyoruz. Aynı zamanda mezurayla bütün bedensel oranlarına bakıyoruz. Sonrasında deri kıvrım kalınlığı. Yani fiziksel olarak öncelikle hastayı bir tanıyorum. Sonrasında psikolojik kısmına geliyoruz. Yani davranış değişikliği yapmak için kişinin güncel yeme davranışını analiz ediyoruz. Çocukluktan, bebeklikten başlayan anne sütü tüketmiş mi, tüketmemiş mi? Çünkü hepsi birlikte aslında kombine olduğu için kişinin davranış değişikliğini sağlamak adına bir harita çiziyoruz burada. Haftalık olarak kişinin damak tadına uygun, yaşamına uygun, tabii aynı zamanda fizyolojik bulgularına uygun bir menü yazıyorum. Haftalık bunu değiştiriyorum. Farklı tarifler sunuyorum. Opsiyon olması her zaman kişiye bir esneklik sağlıyor. Aslında burada diyetten ziyade sağlıklı beslenme eğitimi veriyorum kişilere. Yani kesinlikle diyet değil, bir engellenmişlik hissi yerine aksine kişi sağlıklı bir şekilde özgür oluyor. Yani her anlamda özgür hissediyor kendini. Kilo vererek işte zihinsel olarak daha rahat oluyor. Tabii bu süreçte de takip çok önemli. Kişinin yanında olmak, yani bir uzman olarak online olarak takip ediyorum. İşte yediklerini atıyorlar. Sizinle irtibatta kalıyor yani sürekli. Evet, sürekli irtibatta oluyoruz. Çünkü bu süreç hani birden bir gecede değişecek bir şey değil. Belirli bir, yani kilo verilmesi gereken yağ miktarına göre bir hedef belirliyoruz. Ve hani kişi artık bu süreci bitirdikten sonra bir diyetisyene ihtiyacı kalmıyor olması lazım. Yani kişi artık kendi bedeni, zihni açısından kilo yönetiminde kendinin diyetisyen olması gerekiyor. Bir yani, başka diyetisyene ihtiyacı kalmıyor diyorsunuz. İhtiyacı kalmaması gerekiyor. Yani sürekli buraya gelmiyor olması gerekiyor. Çünkü burada gerçekten kendisine olan güveni kişinin, sosyal hayatta daha iyi hissetmesi, daha özgür hissetmesi, alışveriş açısından her anlamda daha özgür hissediyor. Eski davranışa dönmemesi için zaten belirli bir süreç koyuyoruz. Yani çünkü davranış değişikliği tetiklenmesi denen bir şey var. Eski alışkanlıklarımızın birden hani tetiklenerek ortaya çıkması anlamında. Bunun olmaması için zaten hafta hafta
sıklığı artırarak görüşüyoruz. Kilo verdikten sonra da kişi diyelim ki kaçamak yaptı. İşte diyelim ki baklavayı tüketti. Yani bir yerdeydik, işte düğündeydik. Yani çünkü hayatın içindeyiz, her zaman daha yemeyeceğim baklava şeklinde olamayabiliyor. Bir de çok hani İkramı seven bir kültürümüz var. Dolayısıyla baklavayı yedikten sonra ertesi gün bunu nasıl tolere edebilir? Nasıl hani kilo almadan yönetebilir? Bunu da anlatıyorum. Aynı zamanda tabii ki bedenen olarak da fiziksel aktivite hedefi koyuyoruz. Yani sadece diyet değil. Belirli bir süreçte yürüyüş olabilir, gym olabilir. Hani mutlaka bir davranış değişikliği, yani fiziksel aktivitenin artma davranışı hedefi koyuyoruz. Bu anlamda tam bir bütünsel hedefe ulaşmış oluyoruz. Ruhen, zihnen, bedenen kişi daha özgür bir hayata kavuşmuş oluyor diyebiliriz. Evet, yani aslında bilinçli yapıyorsunuz. Evet. Şimdi tabii ki sadece kilo vermenin dışında bir diyetisyene size başvurmaları, sağlıklı bir beslenme ya da sağlıklı bir hayata kendini adapte edebilmesi için de önemli diyebilir miyiz? Aslında bu noktada da size gelenler oluyor mu? Tabii ki. Yani kilo verme sürecinin en, yani kilo verme aslında hastalıkların en son süreci. Kişi artık diyabet, insülin direnci oluyor, diyabeti oluyor, diyabet tanısı alıyor, böbrek rahatsızlığı olanlar oluyor, karaciğerde yağlanma oluyor. Zaten bahsettiğim şey fiziksel olarak tıbbi beslenme tedavisi olarak geçiyor. Evet. Artı bir de davranış değişikliği terapisiyle bunu harmanlıyorum. Yani herhangi bir kronik rahatsızlığı olan danışan ve hastalarımı da burada tedavi ediyoruz. Aynı zamanda kolesterol ve diyabet ilacı alanların bunu bırakması veya ilacın miktar olarak azaltıldığını da görüyoruz. Çünkü kişi evet bedensel olarak daha iyi bir fiziksel seviyeye geliyor. Tabii bu da bayağı kişiyi mutlu ediyor. Hem de hani gururlu hissettiriyor bu süreci tamamladığımızda. Yani aslında beslenme hayatımızın her alanında çok önemli diyebiliriz, evet, değil mi? Başlangıcı belki de, değil mi? Evet. Yani aslında yani beslenmeden zaten enerjimiz olmaz. Enerjimiz olmadan hayatımızda yapmamız gereken sorumlulukları ve rutinimizi devam ettiremeyiz. Dolayısıyla burada dengeyi kurmak oldukça önemli. Kişiye özel, yani size özel beslenme programı çıkartmasını Öykü'den rica edebilirsiniz. Evet. Tottenham'da bulunan Medivel Kliniğe gelebilirsiniz efendim. Biz çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Bedenen, ruhen ve zihnen bir dengede kalmak, daha sağlıklı zinde hissetmek isteyen herkesi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Londra Aktüeli'nin 196. bölümü burada sona eriyor. Biz haftaya yeni bölümlerimizle yine ATV Avrupa ekranlarında olacağız. O güne dek bizleri sosyal medyanın tüm mecralarında takip edebilir ve izlediğiniz bu bölümleri tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca İngiltere ve Dünya gündeminden en taze haberleri de londraaktuel.com web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Gündemden uzak kalmamanız için bizleri, yani Londra Aktüeli takip edin. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.